Merhabalar. Bu uygulamamızda Inventor'da çizim ortamında referans çizimler kullanma ile ilgili örnekler yapacağız. Bunun için bir parça dosyası oluşturuyorum ve bu parça dosyasının içerisinde yeni bir çizim başlatıyorum. Inventor'da çizdiğiniz çizgilerin özelliklerini değiştirebileceğiniz kısım Sketchbrush altındaki format panelidir. Burada bir çizgiyi eksen çizgi haline getirmek için Centerline komutu, seçtiğimiz nesneleri Construction yani yardımcı nesne haline getirmek için Construction komutu, merkez noktaları eklemek için center point komutu ve seçtiğimiz ölçüleri sadece okuma seviyesine yani ölçü değeri vermiyor, sadece diğer ölçülerin verdiği değerler sonucunda değişken olan ölçüyü okuyor. Drive dimension komutunu çalıştırabiliriz. Bununla ilgili örnekleri yapacağız. Eksen çizgisi çizmek için önce centerline komutunu çalıştırıyorum ve sonra ardından da create panelindeki çizgi komutunu çalıştırıyorum. Merkezden başlayan ve dikeyde yaklaşık 100 milimetrelik bir çizgi çizdim. Dikkat ederseniz çizgimin tipi değişti. Bu bir eksen çizgisi. Bu çizgiden yanında şimdi normal çizgi çizmek istiyorum. Bunun için format panelindeki centerline komutunu devre dışı bırakıyorum. Line komutuna tekrar girdim ve çizgimi çizmeye başlıyorum. Modelimin kaba hatlarını oluşturuyorum önce. Evet, modelimin kaba hatları kısaca böyle. Şimdi ölçülendirme komutları ile modelimi son haline getiriyorum. İç çapı 40 mm olsun. Dış çapı ise 120 mm olsun. Dikkat ederseniz burada eksen komutuna tıkladığım anda, eksenin üzerine tıkladığım anda ölçüleri çap değeri olarak vermekte. Bu yükseklik 30 mm olsun. Son olarak alt kısmı da yataylık sınırlandırması ile merkeze bağlayacağım. Onun için şu nokta ile şu nokta yatayda eşit olsun diyorum. Serbestlik sınırlandırmama baktığında çizim üzerinde herhangi bir serbestlik bulunmuyor. Eksenin boyunu uzaltıp kısaltma ile ilgili bir serbestlik derecesi var. Bu çok önemli değil. Finish Sketch diyerek çizimden çıkıyorum. Bunu 3 boyutlu 3D model başlığı altından Revolve komutunu çalıştırıyorum. Eksen çizgim otomatik olarak tanıdı. Tek bir kapalı alan olduğu için kapalı alanımı da tanıdı. Onay vererek komuttan çıkıyorum. Bu çizimin üst kısmını referans almak istiyorum. Ve bu çizimde yeni bu düzleme referans olarak yeni bir çizim başlatmak istiyorum. Create paneli altında bulunan komutlarım yeni bir çizim oluştururken eskize yani yeni bir katımı oluştururken eskize ihtiyaç duyan çizimleri barındırır. Modify panelindeki komutlar ise herhangi bir eskize ihtiyaç duymaz fakat katı bir model üzerinden doğrudan işlem yapmamızı sağlar. Bunun için yüzeye tıklıyorum ve Create Sketch komutunu çalıştırıyorum. Burada bir dikdörtgen oluşturmak istiyorum. Bunun için Rectangle komutunu çalıştırdım. Okey diyorum. Şu dış kısmın referans olarak almak istiyorum dıştaki çemberi. Bunun için Project Geometry komutuna tıklayıp en dış çembere tıklıyorum. Ve sağ tıkla okey tuşuna basıp komutu bitiriyorum. Buradaki dikdörtgenimin dikeydeki uçlarını buradaki daireyle teğet olmasını istiyorum. Bunun için Constraint başlığındaki teğetlik komutlarını çalıştırıyorum. Ve bu sınırlandırmaları teğetlik sınırlandırmasını ekledim. Kalınlık 10 mm olsun. Buradaki çizginin orta noktasıyla merkez noktam yatayda eşit olsun. Böylece tamamen ölçüleri tanımlamış oldum. Herhangi bir ölçü kalmadı eksik. Bundan sonra katı modele geçebilirim. Finish Sketch komutu ile komuttan çıktım ve Extrude komutu ile katı modeli oluşturmaya başlıyorum. Aşağı doğru yaklaşık olarak bir 15 mm'lik
Diğerini de keselim modelimizi. Şimdi diğer tarafına geçtim parçamın. Yüzeye tıkladım ve yeni bir sketch başlatıyorum. Burada dıştaki daireyi referans olarak almak istiyorum. Bunun için Project Geometry'ye tıkladım ve daireye tıkladım. Bu daireyi referans olarak kullanacağım fakat katı model oluşturmada kullanmayacağım için referans çizgiye, yani yardımcı nesneye çevirmek istiyorum. Bunun için format panelindeki Construction'a tıkladım. Yine Construction'a tıklayarak yeni bir çizgi oluşturacağım. Bu komuta tıklayarak oluşturduğum çizgiler hep konstrüksiyon olarak oluşturulur. Yine daire komutuna girerek bu çizgi üzerinde iki tane daire oluşturuyorum. Ve bu daireleri de merkezle birleştiren çizgi çiziyorum aralarına. Ve OK ile komuttan çıktım. Burada bir şey yapmayı unuttum. Bu daireler benim katı model oluşturmak için kullanacağım daireler. Bu nedenle yardımcı referans çizgisi kullanamam. Dairemin üzerine sağ tıklayıp yardımcı menüden Construction seçeneğini iptal ettiğimde bu çizgiler otomatik olarak kalın çizgiye dönüşmekte. Açıyla yataydaki açıları tanımlayalım. Ne kadar yatay açı yapıyormuş. Burası 100 derece olsun. Birinci dairemin çapı 15 mm olsun. İkinci dairem de birinciye eşit olsun. Bunun için constrain'lerden eşitlik constrain'ini kullandım. Yani sınırlandırmasını. Finish sketch ile komuttan çıkıyorum. Burada extrude komutunu kullanarak çizdiğim nesneleri seçiyorum. Tabii bu kesme miktarını bu yüzeyde bitirmek istiyorum. Bunun için extend kısmında to, yani bir nesneye kadar olması seçeneğini çalıştırıyorum ve bu yüzeye kadar devam etsin diye yüzeyi seçiyorum. OK ile komuttan çıktığımda çıkarma işlemleri de yapılmış oldu. Referans nesnelerle çalışmak işinizi kolaylaştırdığı gibi çok büyük zaman tasarrufu sağlamaktadır.